Döküm sektörünün değerli temsilcileri, yılın son webinarına hoş geldiniz. Biz TÜDOKSAT Akademi olarak pandemi koşulları nedeniyle webinarlara ağırlık verdik. Bu yıl 25. webinarımız. Yılbaşında da, yılın başlangıcında da 3 seminer yapmıştık. Toplam 28 eğitim konusuyla bu yılı TÜDOKSAT Akademi olarak kapatıyoruz. Sayıya baktığımızda verimli bir sayı ama yüz yüze seminerin, webinarın yerini hiçbir şey tutmuyor. Biz gene koşulları en iyi şekilde değerlendirerek webinarlarla çok farklı konularda sizlerle paylaşımlarda bulunmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Akademi takvimimiz 2021 yılı için de oluşturulmaya başlandı yavaş yavaş. Bu eğitimlerin, webinarların ilki 8 Ocak'ta olacak. 8 Ocak'ta gene bizim sektörce en çok bilinmesi gereken ve popüler konumuz aşılama. Gri dökme demirlerde aşılama konusu. ASK'dan, Türkiye'den arkadaşlarımız bu konuyu bize anlatacaklar. Bu etkinliklerimiz kongreye kadar devam edecek. Kongre biliyorsunuz Kasım'daydı, Haziran'a ertelendi. Haziran başında Ankiros'la birlikte İstanbul'da kongre olacak. 11. kongremiz. Onun takvimini oluşturacağız Ocak ayı başında ve sizlerle paylaşacağız. Beklentimiz o güne kadar pandemi koşullarının daha da bir iyileşmesi ve oraya katılmak için herhangi bir endişemiz kalmaması. Dileğimiz bu. Bütün dileğimiz bu. Şimdi bugünkü konumuz kumun yenilenmesi ama bu sefer daha önceki konuda ele aldığımız konu resine bağlı kalıpların kumunun yenilenmesiydi. Bu sefer bentonet bağlı kumların yenilenmesi. Buna rejenerasyon da İngilizce deyimiyle kullanıyoruz ama yenileme demek daha doğru bir tabir. Şimdi yenileme ile amaçlanan tabii dökümcüler açısından çok önemli olan kumun bazı özelliklerinin iyileştirilmesi. Bu özelliklerden bir tanesi biliyorsunuz Türkiye'deki kumların jeolojik yaşlarının çok genç olması ve onun olumsuz bir özelliği olarak köşelilik olarak yansıması. Köşelilik katsayısı ne kadar yüksekse kumun teorik özgül yüzeyi de o kadar fazla oluyor ve bentonite ihtiyacı da o oranda artıyor. Şimdi yenileme bu köşelilik katsayısını düşürüyor. Belki işin en önemli kazançlarından bir tanesi bu. Bir diğeri içerisindeki yabancı maddeleri yani demir oksit gibi, kalsiyum oksit gibi yabancı maddeleri miktarını da azaltarak kumun sinter sıcaklığını da yükseltiyor. Bütün bunların sonucunda bizim kumdan beklediğimiz mukavemet özellikleri iyileşiyor. Bu iyileşen mukavemet özellikleri bizim açımızdan çok önemli olan kumun kullanım imkanını artırıyor. Bir de hiç hesaplamadığımız ama öngördüğümüz bir yararı daha var. Doğal kaynakların kullanılması, atıkların azaltılması. Bu ikisini de göz önüne aldığımızda yenileme hem şirketler açısından hem doğal çevre açısından çok önemli bir kazanç olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu konuyu etraflıca tartışacağız bugün. Bugün iki konuşmacımız var. Burak Çağlı'yı daha önceki webinara katılanlar bilirler. Sinto Türkiye'den. Ve onun birlikte çalıştığı İngiltere'deki arkadaşı Mr. Mark Fenyes. Mr. Mark Fenyes İngilizce olarak yapacak ilk sunumunu. İlk birkaç dakika içerisinde konunun ilk mesajını bizlere verecek. Daha sonra sözü Burak Bey'e bırakacak. Burak Bey de hazırladığı sunumu bizlerle paylaşacak. Sizden beklentimiz bu webinar boyunca sorularınızı chat box'a aşağıdaki boş kutucuğa yazmanız Türkçe veya İngilizce olabilir. Webinarın sonunda ben bu soruları kendilerine soracağım. Fark etmez İngilizce veya Türkçe her ikisi de olabilir. Bir diğeri webinarın sonlarına doğru bir anket uygulayacağız. Lütfen o ankete cevap verin. Vereceğiniz cevapları biz çok fazla önemsiyoruz. Bu olası aksaklıkları bilmek ve önlem almak için fırsat olacak bize. Ben şimdi sözü Mr. Mark Fenyes'e bırakıyorum. Please Mr. Fenyes. Thank you, Seyfi. Well, first of all, dear delegates, it's my pleasure to welcome you to this webinar, which is under obviously very strange circumstances.
And first and foremost, I hope that you and your families are safe during this period. Direk, do you want to translate? Yeah. Öncelikle sevgili temsilciler, bildiğiniz gibi çok değişik koşullar altında bu web seminere katılıyoruz. Bu web seminere katılmaktan mutluluk duyuyorum. Her şeyden önce sizin ve ailenizin bu süre zarfında güvende olmasını umuyorum. Yes, Mark. Also like to thank Mr. Sefi Digimenci from the Turkish Family Association, TEDOXAR, for helping to organize this forum. Thank you very much. Bu forumun düzenlenmesine yardımcı olan Türkiye Dökümcüler Derneği'nden Seyfi Değirmenci'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. So I'd just like to give you a little bit of background on Omega Sinto Founder Machinery and the history behind Green Sun Reclamation. Size Omega Sinto dökümhane makineleri ve Yaşkum reklamasyonu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Omega has been involved in the Turkish market for almost 30 years now, and you may know us as a specialist in manufacture of equipment for chemically bonded sand. Omega neredeyse 30 yıldır Türkiye pazarında yer almaktadır ve kimyasal olarak bağlı konular için uzman bir ekipman üreticisi olarak çalışmaktadır. Bunu da biliyor olabilirsiniz. In 2006, we signed a licensing agreement with the Japanese company Shintokogyo for a secondary attrition system called the USR. 2006 yılında Japon Shintokogyo şirketi ile USR adı verilen ikincil aşındırma sistemi hakkında bir lisans anlaşması imzalandı. This system is ideal for the removal of residual binder and has been used in over 200 installations for chemically bonded sand so far. Bu sistem artık bağlayıcıların sistemden giderilmesi için idealdir ve kimyasal olarak bağlanmış kum için 200'den fazla kurulumda kullanılmıştır. It's so effective that we started to look at this also for use in green sand reclamation back to core shop. And we started to do some initial work with founders around 10 years ago. O kadar etkilidir ki bunu aynı zamanda Yaşkum reklamasyonunda kullanılmak üzere maça bölümüne kum sağlayacak şekilde kullanılmasına başlandı ve yaklaşık 10 yıl önce bazı çalışmaları yapmaya başladık. As we explained in the presentation, one of the first customers we did a lot of work with was actually Duktaş Foundry in Turkey. Sunumda da açıklandığı gibi some 6 years ago. Sunumda da açıklanacağı gibi birçok iş yaptığımız ilk müşterilerden biri aslında Türkiye'deki Döktaş dökümhanesiydi. Ve daha sonra 6 yıl öncesine kadar sistemi kullanmaya devam ettiler. We now have several installations around the world and some excellent references, which is going to be explained in more detail in the webinar. Artık dünya çapında birkaç kurulumumuz var ve bu web seminerde daha ayrıntılı olarak açıklayacağımız bazı mükemmel referanslarımız vardır. So, I would very much like now to pass you over to my colleague, Burak Çağrı, who will present the topic, and I appreciate and thank you very much indeed for listening. Bu yüzden daha fazla uzatmadan sizleri konuyu sunacak olan meslektaşım Burak Çağrı'ya iletmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, şimdi... tekrar merhabalar. Ben Burak Çağlı. Expert mümessillik ve Shintokogyo'nun Türkiye'deki ortak girişimi olan Sinto Turkey Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde bölüm müdürü olarak çalışmaktayım. burak.cagle@sintoturkey.com.tr benim mail adresimdir. Her türlü sorunuza her şekilde bana buradan ulaşabilirsiniz. Ve sunuma başlamak istiyorum. Niçin yaş kalıp kumunu geri kazanırız? Bunu bir örnekle açıklayalım. Dökümhane A günlük 20 ton maça kullansın. Kalıp bozma sisteminden maça kumu yaş kalıp kumu ile karışır. Bu yüzden dökümhane sistemi dengelemek için günlük, haftalık maça kumu eş değerini atmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa kum miktarı gün geçtikçe artar. Böylelikle
Diyebiliriz ki yaş kum yenileme dışarı atılan kum ile ilgilenir. Kumu temizler ve kumun maça yapımında tekrar kullanıma uygun hale gelmesi anlamına gelir. Burada maçanın kullanımı ile ilgili tipik bir görsel sunmaktayız. Gereklilik. Geri dönüş kumu yaş kum sistemlerden beklendiği gibi bentonit, kömür tozu ve artık bağlayıcılarla yoğun olarak kirlenmiştir. Soğuk kutu maça prosesi bentonite karşı çok hassastır ve sistemden atılmazsa kum ömrünü ve mukavemetini azaltır. Peki geçmişte ne oluyordu? Yaş kum geri kazanımı ovalama ve termal tekniklerin bir kombinasyonu ile gerçekleştiriliyordu. Buna örnek olarak FATA ve IMF tesislerini gösterebiliriz. İlk yatırım maliyeti tahmin edeceğiniz gibi çok yüksekti. İçeriğindeki termal üniteden dolayı işletme maliyetleri de çok yüksekti. Resimde gördüğünüz USR ikincil aşındırma ünitesi 2006'dan günümüze kadar ağırlıklı olarak reçineli kalıplama uygulamalarında kullanılıyordu. Bununla ilgili zaten daha önceki webinarda bazı bilgiler vermiştik. USR seramik kaplı döner tamburdan ve kumu tamburun içine iten seramik tekerleklerden oluşur. Tekerleklere uygulanan basınca bağlı olarak tekerlekler kum üzerindeki aşındırma miktarını arttırabilirler. Yalnız çok fazla olursa kum tane yapısını bozar, az olursa yeteri kadar bağlayıcı kum yüzeyinden atılamaz. Sistem uygun hale getirildikten sonra kum akışkan yatağa geçerek tozundan arındırılır ve partiküller sistemden atılır. Burada da görsel olarak USR sisteminin iç yapısını görebilirsiniz. Bazı uygulamalarda hücreleri üst üste yerleştirebiliyoruz. Bu durumda USR 5-2 olarak adlandırılıyor ve 5 ton saat kapasiteli 2 hücreli ünit olarak karşımıza çıkıyor. Burada da genel bir komple yaş kalıp kumu yenileme tesisinin yerleşimini görebilirsiniz. Birincil aşındırma. Birincil aşındırmanın arkasından kumu kurutmamız gerekiyor. Daha sonra ilk aşama USR sisteminde işleniyor kum. Burada tozunu alıyoruz sistemden. İkinci ve üçüncü aşama USR sistemlerden geçildikten sonra tekrar tozu alınıyor sistemden ve soğutulduktan sonra bekleme silolarına sevk ediliyor. Bununla ilgili ayrıntıları vereceğim zaten ileride. Geçmişe bakarsak Sinto tarafından genellikle Japonya'da gerçekleştirilen çeşitli tesis kurulumları yapıldı. Yaklaşık 8 yıl önce artan kum ve atık maliyetleri nedeniyle bu sisteme yeniden ilgi görmeye başladık. 2014 yılında Türkiye'nin en büyük dökümhanesi olan Döktaş Döküm, eski adıyla Komponenta ile birçok işbirliği yaptık. Döktaş kalıp bozma ünitesinden kum numunesi aldık ve pilot tesisimizdeki USR ünitesinden geçirdik. Burada birinci, ikinci ve üçüncü işlemlerden sonra kumdaki kayda değer temizliği görebilirsiniz. Daha önce de bahsedildiği gibi kumun alkalinitesi soğuk maça kullanıldığında çok önemlidir. Bunu ölçmenin de iki yöntemi vardır. Birincisi ADV dediğimiz asit talep değeri, ikincisi iletkenlik testi. Biz ADV testi ile başladık ve kalıp bozma ünitesinden gelen kum için 19 değerini ölçtük. Üçüncü geçişten sonra 5'e ve dördüncü geçişten sonra ADV değeri 4'e kadar düştü. Bu figür yeni kumdan beklediğimiz değeri göstermektedir. Aynı zamanda aktif kil ve yanma kaybı değerlerini de inceledik. Aktif kil %3,5 idi ve proses sonunda %0,18'e kadar düştü. Yanma kaybı da %3 civarındaydı ve %0,15'e kadar geriledi. Daha önce de bahsedildiği gibi alkalinite iletkenlik ile ölçülebilir ve yine 750 olarak alınan kum
90 değerine kadar düşürülmüştür burada da. Bu değerlerin hepsi soğuk kutu maça prosesinde bağlanabilirlik için kabul edilebilir şartlardan daha iyidir. %100 yenilenmiş kum ve soğuk kutu reçine ile yapılmış su ceketi maçaları Döktaş dökümhanesinden. Burada gösterilen fotoğraflarda da üretilen dökümlere örnekler vardır. Bütün dökümler mükemmel kalitede değerlendirilebilir. Sistemin genel yapısını görmekteyiz burada da. Kum kullanımını karşılamak için 3 ayrı sistem kurulmasına karar verildi. 3 farklı kaynaktan beslenen saatte 5 ton kapasiteli 3 tesis. Yani toplamda 15 ton saatlik bir tesis kuruldu Döktaş'a. Burada da kontrol panelinden bir görüntü var. Herhangi bir şey ters gittiğinde SMS ya da e-mail ile mesaj yollayan son teknoloji bulut tabanlı sistemle entegre kontrol paneli görseli burada da. Önemli bir noktada kum işlendiğinde daha yuvarlak bir hal almaktadır. Sol tarafta biraz evvel Seyfi Bey'in de bahsettiği gibi köşegen yapılı kumu görmekteyiz. Sağ tarafta da USR işleminden sonraki daha yuvarlak yapılı kumu görebilirsiniz. Faydalarından bahsetmek gerekirse bağlayıcı ilavesinde %20'lik bir azalmaya yol açan kum yapısında yuvarlanma oluşur. Kum daha yuvarlak hale geldikçe ve yaş kalıp kumu ile karıştıkça ıslak çekme ve tüm mukavemet değerlerinde de gelişmeler olur. Son olarak reklame olduğu için maça kumu genleşme kusurlarına daha az eğimli hale gelir ve dökümlerin kalitesi de iyileşir. Biraz da işletme maliyetlerini incelememiz gerekiyor. Saatte 15 ton kapasite için elektrik tüketimi 750 kWh saat. Bunu da 39 euro civarında düşünebiliriz. Basınçlı hava tüketimi 1500 metreküp bölü saat. Bu da 10.5 euroya tekabül ediyor. Toz toplama kapasitesi 57 bin metreküp bölü saat. Kurutucu için ihtiyaç duyulan doğalgaz 60 metreküp. Bu da 15.75 euro gibi bir çalışma maliyetini gösteriyor bize. Sonuçta bir ton kumun işlenme maliyeti 6 euro 1 sent olarak değerlendirilebilir. Bu değer FATA ve IMF'in daha önceki tesislere oranla oldukça düşüktür. Döktaş'la aynı zamanda Fransa'daki Peugeot Citroën grubundan da talep aldık. Dökümhane frent diski üretmekteydi ve atık kum geri kazanacak bir sistem konusunda oldukça ilgililerdi. Maça yapımında damarlanmayı önlemek için az miktarda demir oksit kul ilaveli %100 yeni kum kullanıyorlardı. Sistem kurulduktan sonra %70 yenilenmiş ve %30 yeni kum kullanmaya başladılar. Aynı zamanda kum termal olarak dengeli olduğu için damarlanma önleyici katkı kullanımına ihtiyaçları olmadığını tespit ettiler. Burada sağda gördüğünüz resim geri dönüşüm sonrası katkı ihtiyacı olmadan ve %70 yenilenmiş, %30 yeni kum karışımıyla yapılmış maçalardır. Tesis 3 adet hücreden meydana gelmektedir. Solda hücrenin bir tanesini görmektesiniz. Sağda da soğutucu ve sınıflandırıcı üniteyi görmektesiniz. Tesisin açılışı Kasım 2015'te yapılmıştır ve günümüze kadar yıllık ortalama 8 bin ton atık kumu maça kullanımı için başarılı bir şekilde işlemeye devam etmektedir. Bir diğer büyük projede Scania yeni dökümhanesi, Stockholm, İsveç. Bu bölüm enerji verimli dökümhane olarak adlandırılan 178 milyon dolarlık yatırımın bir parçasını oluşturmaktadır. İlk olarak kum Peterborough'da bulunan pilot tesisimize gönderildi ve denemelere 2020 başlarında başlandı. Görüldüğü üzere gelen kum 53.4 AFS'den 55 AFS'ye yükseldi. Nem 0.9'dan 0.11'e,
Yanma kaybı 2.03 iken 0.29'a geriledi. Yine iletkenlik 150 ile başlayıp 40'a kadar geriledi. Yine 3 aşama USR işleminin maça kalitesi için yeterli olduğu ispatlandı. Sistemden öne çıkanlar. Kum kalıp bozma ünitesinden direkt olarak beslenmektedir. Kum sıcaklıkları 150 dereceyi aşabilir. Maça ve yaş kalıp kumu karışımı sisteme girer. Sistem saatte 20 ton kapasite ile çalışır. Döktaş kurulumundan sonra burada farklı olarak saatte 10 tonluk kapasiteli tek parça USR sistemler geliştirilmiştir. Bu tesiste 2 adet 10 tonluk kapasiteli, yani toplam 6 adet USR hücre kullanılmıştır. Dökümhane aktif kil ve kömür tozu bakımından zengin, birinci aşamadan elde edilen tozu tekrar kullanmayı da planlamaktadır. Genel yerleşim projesinden bazı kesitleri de burada görebilirsiniz. Kum kalıp bozma ünitesinden sıcak kum silolarına alınır ve 2 adet vibratörlü besleyici yardımıyla soğutucuya beslenir. USR sistemlerde çalışan seramikleri korumak için USR girişleri 100 derecenin altında olmalıdır. Burada da soğutucuya kum beslemesinin daha detaylı görünümünü bulabilirsiniz. Kum soğutulduğunda kovalı elevatör kullanılarak 35 metre yukarı çıkarılır ve ilk aşama USR'a beslenir. Daha önce de bahsedildiği üzere 2 adet 10 tonluk tesis bulunmaktadır. 3 aşama USR geçişli ve saatte 20 ton toplam kapasite. Burada da ana kulenin genel görüntüsünü bulabilirsiniz. Temizleme kulesinden başka bir görüntü de burada bu slaytta gösterilmektedir. Kum işleme tabi tutulduktan sonra diğer bir soğutucuya yönlendirilir. Çünkü kum USR'lardan sürtünme sebebiyle her geçişte sıcaklık yaklaşık 5 ila 10 derece artar. Daha sonra bir adet soğutucu ile soğutucuya beslenen kum 2 ya da 3 adet bekleme silosuna kovalı elevatör yardımıyla depolanır. Bu da bir bekleme silolarından bir diğer görüntü. Tesisten bazı fotoğraflar da ekledik. Şu an kurulum aşamasında bu tesis. Bununla ilgili sıcak kumun soğutucuya beslenmesi bölümüyle ilgili kesite ve soğutucuyu da görebiliyorsunuz sağ tarafta. Birinci aşama USR ünitesinin ön ve arka görüntüsü. Tesisin 2021'in ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. İnanıyoruz ki mükemmel bir referans olacaktır. Son olarak Portekiz'de kurulu Funfrap dökümhanesini ele alacağız. 1978 yılında Fiat tarafından kurulmuş Texit Grup İtalya bünyesinde faaliyet göstermektedir. Fiat Chrysler otomobilin bir parçasıdır. Texit otomotiv için büyük demir döküm parçaları tedarikçisidir. Motor blokları, dişli kutusu muhafazaları, süspansiyon parçaları dökmektedirler. Ayrıca kendi bünyelerinde bağımsız alüminyum birimi mevcuttur. Texit'in müşterilerini Daimler, Cummins, Audi, GM, Toyota, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Kia gibi sıralayabiliriz. Dünya genelinde de 7 adet tesisi bulunmaktadır. Burada tesislerin yerleşim yerleri gözükmektedir. Avrupa'da 4 adet bulunmaktadır. Biz Portekiz'deki dökümhaneyi ele alacağız bu çalışmamızda. Bu da dökümhanenin yaptığı işlerle alakalı bir görsel ve dökümhaneden bir görüntü. Tipik döküm örneği. Yıllık 60 ila 80 ton döküm kapasitesine sahip bir dökümhane burası. 2018'in başında
Temsilcimiz vasıtasıyla ilk temas kuruldu. Buradaki amaç mevcut maça üretimini geliştirmekti. Yeni kum kullanımından ve kum atığından kaynaklı maliyetleri düşürmek, çevresel etkiyi azaltmak, en son modern teknolojilerin uygulanması ile sürdürülebilir bir maça üretimi sağlamak, yeni kum kalitesine eşit ya da daha iyi kum elde etmek. Tipik maça örneklerini de burada görmekteyiz. Omega'daki ilk ön denemeler. Ekim 2018'de ilk denemeler Omega'da yapılmaya başlandı. Yaklaşık 4 tonluk kum 4 kere USR ünitesinden geçirildi. Kaliteli kil bağlayıcı temizliği 4. aşama USR ünitesi gerekliliğini ortadan kaldırmıştır bu çalışmamızda da. Kum müşteriye maça yapımı denemesi için geri gönderildi. Burada pilot tesiste yapılan denemelerin sonuçlarını görebilirsiniz. Sarsaktan alınan kumun analizleri solda yer almaktadır. Sağdaki görsel ise 3. aşama USR geçişinin analizidir. İletkenlik 610'dan 60'a düşürülmüştür. AFS değeri 47'den 52'ye yükselmiş. NEM 0.6'dan 0.02'ye, yanma kaybı 3.2'den 0.17'ye düşmüş. Asit talep değeri 22'den 2.1'e gerilemiş. pH değeri de 10'dan 9'a düşmüştür. Ve Omega'nın endüstriyel denemeleri. Teksit yöneticileri FATA ile olan daha önceki tecrübelerine dayanarak ovalama ve termal metodunu tercih ediyorlardı. Yani bizim tavsiye ettiğimiz prosesin, yani USR sisteminin doğruluğunu ispatlamak için Teksit 25 ton kuru kumun Omega pilot tesiste denemelerinin yapılmasını talep etti. Ücret karşılığında bu kabul edildi. Aralık 2019'da kum numuneleri Omega'ya ulaştı. Denemeler 8 Ocak 2020'de başladı ve 2 hafta sürdü. Bu slaytta çıkan sonuçları inceleyeceğiz. Sol tarafta yanma kaybı ile ilgili ve sağ tarafta da asit talep değeri grafiklerini bulabilirsiniz. Yanma kaybı 3.2'den 0.24'e, asit talep değeri de 27.5'ten 3'e kadar düşmüştür. Denemelerin sonucu. Dördüncü kez USR ünitesinden geçirmeye gerek görülmemiştir. 3 kez işleme tabi tutmak yeterli olmaktadır. FUNFRAP elle maça denemeleri yapmıştır ve iyi kalitede dökümler elde etmişlerdir. Teksit grubun termal tercihi yaklaşımına rağmen Omega'dan teklif istemesi yönünde yeşil ışık yakılmıştır. Pazarlık aşamasını takiben resmi sipariş ilk irtibata geçişten 2,5 yıl sonra 1 Haziran 2020 tarihinde alınmıştır. Ve bunun akabinde burada da göreceğiniz genel yerleşim projesi hazırlanmıştır. Daha önce bahsedildiği gibi 3 adet USR ünite, ikisi birinci seviyede, üçüncüsü de bir aşağı seviyede konumlandırılmıştır. Son olarak kum uygun çalışma sıcaklığına ayarlanması için soğutucu üniteye beslenmektedir. Bu görselde teslimat, kurulum, devreye alma takvimini göstermektedir. 2021 ilk çeyreğinde tesisin çalıştırılması planlanmıştır. Bu tesis bizim için yine mükemmel bir referans olacaktır. Konuyla ilgili bazı yayınlarla ilgili referansları da bu sayfamızda bulabilirsiniz. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burak Bey, bir şeye dönebilir miyiz? Bir önceki sayfaya. Biz bu referansları arkadaşlarımızla paylaşacağız, değil mi? Bu sunumu zaten, tabii, webinar olarak kaydı alındığı için bunlar görülebilecek.
arkadaşlarımızdan arzu edenler, detaylı çalışmak isteyenler bu referanslara ulaşabilirler. Yayınlanmıştır mutlaka bir yerlerde veya bulamazlarsa da sizden isterler. Tamamdır. Sunumunuz için teşekkür ederiz. Şimdi burada tabii söylediğiniz iki şey var. İki önemli nokta var. Bunlardan birisi maça özelliklerinin iyileşmesi, diğeri kalıp kumun özelliklerinin iyileşmesi ya da mukavemetlerin artması. Evet. Çünkü bunları biz çok fazla önemsiyoruz. Döküm parçalarda, önce maçta devamında döküm parçalardaki döküm hatalarının pek çoğu kum kaynaklı oluyor. Doğru. İster kalıp kumundan, ister maça kumundan olsun. Dolayısıyla kumun özelliklerinin kontrol altında tutulması, aynı zamanda döküm parça sakatının da, hatalı döküm parçaların da oranında düşüşe neden oluyor. Önemli bir tasarruf var burada. Şimdi bir soru gelmedi. Ben arkadaşlardan soru bekliyorum. Bir yandan ankete cevap versinler. Ama ilk soruyu ben sormak istiyorum. Siz özellikle iletkenlik ya da conductivity'yi ölçerek prosesteki kum özelliklerindeki iyileşmeyi kontrol altında tutuyorsunuz. Evet. 600'lerden 60'a kadar düşmüş. Doğrudur. Bunun şeyi nedir? Ölçüm sıklığı nedir? Onu söyleyebilir misiniz? Hangi sıklıkla ölçülüyor? Veya otomatik bir sistem var mı iletkenlik ölçümünde, tesislerde? Ben isterseniz Mark'ı da dahil edeyim buraya. Ona sorayım. Tamam. Mark, the question is from the conductivity. How often do we need to measure this conductivity? Do we have automatic system or any program for that one? You are muted. So we will ask our moderator to open the microphone of Mark. Tunçay Bey, açabilir miyiz Mark'ın şeyini, mikrofonunu? Tunçay Bey ve Fikri Bey ikisinden birisinin açmasını bekliyoruz mikrofonu. Evet, açıldı. Okay, so regarding conductivity, first of all, this is a relatively new test. It's similar to ADV. It measures the alkaline salts in the system, in this case here, relative to clay. It's a very quick test to do, much quicker than ADV, and we normally recommend it once per week just to make sure everything's in check. İletkenlik testi çok daha kolay bir test, ADV testine göre, asit talep değeri testine göre. Ve bunun da haftada bir yapılması gerekliliğini bildiriyor. Bir soru Can Demir'den. Toplam soğutucu silolarına alınan kumun yüzde kaçı toplam işleme alınan kumun oranıdır? Yani kazanç ne kadar? Yüzde kaçını geri kazanabiliyoruz kumun yenilenmiş olarak? What is the percentage of the reclaimed sand input and output? How many percentage we gain? Yeah, so typically when we first look at doing it, the losses are higher. But after a while, the sand becomes rounded and the losses tend to come down. So the losses in the beginning can be anywhere from 30 to 40%. But over a period of time, the losses can come down to 20 to 30% typically. Depends on the shape of the sand to start with. Normalde ilk başladığımızda kayıplarımız biraz daha fazlaydı. Bunu %30, %40 olarak düşünebiliriz. Ama kum daha yuvarlak hale geldikten sonra kayıplar da %20, %30 seviyelerine kadar düşmüştür. But it's important to mention that the losses are because it's green sand. And as Burak mentioned, the first stage extraction is a high proportion of good clay and coal dust. And that can also be reintroduced back into the mill. So if you also consider the reuse of dust, then obviously the losses are lower. Burada kayıpların içerisinde tekrar geri kullanabileceğimiz birinci aşama USR geçişinden sonra elde edilen toz tekrar sisteme tanıtılabilir, tekrar sisteme gönderilebilir. Bunu da düşündüğümüz zaman kaybın oldukça düştüğü görülecektir. Bu çünkü ilk aşamada elde edilen toz değeri
Aktif kil olarak da son derece kaliteli ve tekrar kullanıma uygun bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Cüneyt Dinçel'den iki soru var arka arkaya. Bunlardan bir tanesi sarsak sonrası kum sıcaklığı USR'a girmeden 100 derecenin altına düşürmek hedefleniyor. Bunun için neler yapılabilir diyor. İkinci soru da kalıplama öncesi konan soğutucuların çalışma sistemi nasıl çalışmakta? Pardon, bir daha alabilir miyim ilk soruyu? İlk soru şöyle. Sarsak sonrası kum sıcaklığını USR'ye girmeden 100 derecenin altına düşürmek Evet. için neler yapılacak? Soğutucu kullanıyoruz zaten sistemde. Sistemde soğutucu kullanıyorsun. Göstereyim. Pardon. Evet. Burada şu an sıcak kum siloları bunlar. Sıcak kum silolarından iki tane vibratör vasıtasıyla kum soğutucuya besleniyor. İki vibratörden soğutucuya besleniyor ve soğutucu vasıtasıyla da kum 100 derecenin altında USR ünitelere gönderilebiliyor. Mark, Tesisin the kendi özelliği bu. question is the sand cooling before the USRs. The question is how can we reduce the sand? So we use cooler before the USR cleaning tower. Yeah, so the first thing is that if the sand is below 100 degrees, we don't need to cool. If it's above 100 degrees, we need to cool it to protect the ceramics and the mechanism. 100 derecenin altındaysa zaten soğutma ihtiyacımız yok. 100 derecenin üzerine çıktığında da USR ünitelere geçmeden önce soğutulması gerekiyor. Cüneyt Dinçel'in ikinci sorusu, kalıplama öncesi konan soğutucuların çalışma sistemi nasıl çalışmakta diyor. Şimdi burada bir şey var, bilinmezlik var, soru açık değil yeterince. Akışkan Bazı... yatak kullanıyoruz ama cevap olabilir mi bilmiyorum. Akışkan yataklı soğutucularla Siz soğutma nasıl yapıyoruz. algılıyorsanız o şekilde cevap verin. Çünkü bazen kalıp içerisinde metal soğutucular da konur, besleyici koymak yerine Evet. döküm parçanın hızlı soğutulması için. Bununla ilgili olmasa gerek. Yani bizim soğutucularımız, kullandığımız soğutucular akışkan Bir diğer soru Değer Erkuş'tan. Saatte 10 ton kapasiteye sahip bir tesis ne kadar bir alan kaplıyor? soğutucular. 10 ton per hour plant general layout mark for length. Well, typically it's better to cascade the plant to have it vertically in the air. And for a 10-ton-hour plant, we're looking at probably 10 to 12 meters in height. Burada genellikle üst üste yerleşmiş şekilde bir tesis öneriyoruz. Bu da yaklaşık 12 metre yüksekliğinde oluyor. Or they can do it as Texit did. They can have two at one level and just recirculate the sand. Ya da çok yükseklikte problem olursa tekste yaptığımız gibi iki tane üniteyi aynı seviyeye konumlandırabiliyoruz. Bir diğer soru Talip Çıtrak'tan. Talip Çıtrak, aylık 30-40 ton atık kumumuz çıkmaktadır. Bunun için küçük bir tesis kurmak gerekir mi diyor. Ya feasible olabilir mi böyle bir tesis? One question, the feasibility of the foundry. They have 30 to 40 tons dump sand every month. Do you think it is feasible or not? Değil. Small. Az. Bu tesis için az. Typically, from the studies that we've done, typically the foundry has to be dumping around minimum 4,000 tons a year to make this Yani viable. yıllık 4.000 ton gibi bir atıktan bahsediyor olmamız gerekiyor böyle bir tesisi düşünmemiz için. Bir diğer soru Faruk Sezer'den. Faruk Sezer diyor ki, reklamasyondan elde edilen, yenilemeden elde edilen kumun kullanımı AFS'den dolayı tekrar maça kullanımı öngörülüyor diyor. 58-60 AFS gibi.
kumun belli oranlarda yeni kum ilavesi olarak sistem kumuna, ya yani kalıp kuplama kumuna ilavesi ne gibi avantaj dezavantaj sağlar, özellikle döküm parçaların yüzey pürüzlüğü açısından diyor. Mark, do you think the benefits to the molding sand to introduce this return sand to the molding sand? Actually, this is one of the things we found at Duktaş, is that the Turkish sand tends to be quite angular. And because the USR gives a more rounded sand, then not only did they reduce the resin content for the coarse sand, but also they noticed that there was an increase in shear strength and wet tensile on the green sand. So the properties on the green sand were also improved once the sand got to be mixed back in. Döktaş'ta yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi Türkiye'deki kumların köşegen yapıda olmasından dolayı USR'dan geçmiş kumun sadece maça bölümündeki daha az reçine kullanımıyla elde edilen avantajdan başka kalıp kumunda da çok avantajlı olacağı görülmüştür. Sayın Konyar'dan geliyor. 10 ton saatte 10 ton kapasiteli bir testte ilk giriş ile çıkış arasındaki zaman farkı ne kadardır diyor. Ne kadar time difference var between the entrance and the output. For the 10 ton per hour plant. What's the total time needed? Time for the processing. Process time. I've never been asked that question before. Böyle bir soru daha önce hiç gelmemişti diye. So if you put 10 tons in, it's going to process it in 1 hour. Yani 10 tonluk bir kum girdiğinde işte bir saat sonra temizlenecek gözüyle bakabiliriz. Oğuzhan Atlı'dan bir mesaj var, soru var. Şöyle diyor. Birinci aşamadan sonra kazanılan tozdaki aktif kil ve kömür tozu oranı hakkında net bir bilgi verebilir misiniz? Tozdaki. Bu tozun tekrar kalıplama kumunda kullanım oranı nedir? Pratik olarak net bilgi var mı? Bu tozun kalıplama kumu özelliklerini olumsuz etkilemesi gibi bir durum söz konusu mudur? After first scrub, can you please give more recent values for the active clay and coal dust? Yeah, it depends on foundry to foundry, because everybody's sand is different. But it's based on the principle that the dead clay or the oolite is stuck to the surface of the sand grain. This is normally where it is. So any active clay is going to be on the outside of the sand grain. So taking off the first dust from the first scrub, you're going to have a much higher percentage. But the only way to know for sure is to analyze that, because every foundry is different. Burada da Mark Van Yes'in bildirdiğine göre her dökümhanenin kendine göre ayrı karakteristikleri var. Bunların da kendi içerisinde bağımsız olarak analiz edilmesi gerekiyor. Mark, also, do you think, does it affect the best casting quality in any application? You mean the dust or the reclamation? No, the dust. The active clay and coal dust. So if the foundry is going to look at this, then first of all, we need to analyze what is the active clay in the dust. And then there needs to be a program of work of adding a small amount step by step until an optimum amount has been decided to be added back in. Bunun öncelikle analiz edilmesi gerekiyor. Ondan sonra da aşama aşama sisteme tanıtılması gerekiyor. The biggest concern would be the amount of silica fines also going back in, because this could reduce the permeability. That would be the biggest concern. Burada en çok dikkat edilmesi gereken ilk alınan tozdaki silika içeriği. Bu da geçirgenliği etkilediği için de dikkat edilmesi gereken bir husus. Bir soru da Ferhat Gül'den geliyor. Ferhat Gül diyor ki, yeni kum ve kullanılmış kum, reklamasyon sonucu meydana gelen kumun bileşimsel ve yapısal değişimleri. Ben buradan fiziksel ve kimyasal değişimleri anlıyorum.
bu konuda bir çalışma yapıldı mı diyor. Yeni kum ve kullanılmış kum. Yani hem yeni kumun reklamasyonu, kullanılmış kumun reklamasyonu. Yeni kumun reklamasyonu söz konusu olamaz burada zaten. Evet. Kullanılmış kumun reklamasyonu. Yeni kumla karşılaştırıldığında fiziksel ve kimyasal değişimler. When you compare the physical and chemical properties of the new sand and the reclaimed sand, what can you say? Okay, so the reclaimed sand has two major advantages. First of all, it's more round, so less surface area, so better bonding characteristics, uses less resin. The second thing is because it's been through the thermal transition from face center cubic to body center cubic, it's less prone to expansion. So it's more stable, less prone to expansion type defects. İlk olarak burada yuvarlak olmasından dolayı daha az reçine ihtiyacı duyacaktır maça bölümünde. En büyük avantaj olarak bu görünebilir. İkinci olarak da yüzey hatalarına karşı, genleşme hatalarına karşı daha sağlıklı bir kum elde etmiş oluyoruz yeni kuma nazaran. Alper Melih'ten biraz yorum içeren bir soru var. Ben biraz özetlemeye çalışayım. Şimdi öncelikle size teşekkür ediyor. Kum kaynaklı hataların çok fazla önemli olduğunu vurguluyor. Sizin bu söyledikleriniz uygulanabilir fakat diyor, kum tesisi yatırımını tamamlamış ve sarsakta bozulan kumun ne sıcaklığı ne de nemi ölçülmeyen, aldığı kumun keskin köşeli ve sistemi kontrol eden tek bir parametresi olan dokümanlar için kum hazırlama bizlere verebileceği tavsiye ne olabilir bu konuda kum hazırlama için? Ben pek şey yapamadım da takip edemedim herhalde. Şöyle diyeyim ben. Tesis kurulmuş, kum tesisi evet. Tamamlanmış ve kum kalıplamadan sarsağa geliyor, bozuluyor. Burada sıcaklık ve nem ölçülmüyor. Ancak yeni kum kullanıyorlar. Yeni kum da keskin köşeli tabii. Bu da kontrol edilebilen tek parametre diyor. Bu tesislerin kum hazırlama için ne yapılabileceği konusunda tavsiyeleri var mı? Mark, there is a foundry just completed the investment of, especially for the after the shakeout, after the knockout, they don't have any control on the parameters. Just they know that they use new sand and the new sand is Angola. What can you suggest that type of foundries for the sand preparation? In terms of preparation, so whatever they're dumping at the moment, first of all, the sand has to be dry and screened down to a relatively good size, and then into a nutrition unit. If it's still got moisture in it, a dryer, and then we're okay to process it. So it has to be grain size and free from metallics. Öncelikle çıkan kum poligon elekten geçirilmeli ve belli bir derecede soğutulmalı. Ondan sonra da gelen kum sisteme tanıtılabilecek hale gelebilir. Oğuzhan Atlı'dan bir soru var. Atlıhan'dan. Reklamasyon sonrası kazanılan kumun AFS değerlerinde incelme ne kadardır? AFS değeri yani, ne kadar? Nereden after, nereye gelir? After the reclamation, what is the percentage of reduce on the sand grain on AFS value? Yeah, it depends on how angular the sand is to start with, because if it's very angular, we're going to take off some of the edges. So typically it will get finer the more angular the sand is, but we're not talking a huge amount, maybe three or four AFS points. And then once it's stabilized, it's good. Kumun ne kadar köşeli olduğu bu parametrede önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle bunda 3-4 AFS puanı yükseliyor diye düşünebiliriz, inceliyor diye düşünebiliriz. Ama kum bir kez yuvarlak hale geldikten sonra düşme çok ciddi anlamda yavaşlıyor, incelme.
The important thing is that even though it's slightly finer because it's more round, there's less surface area. So in the case of Duktash, I remember that the resin consumption came down maybe 20%, 25%. Yeah. So yeah. Not only is this a saving in money, but also a saving in gas evolution and potential gas defects as well. Burada önemli ayrıntılardan bir tanesi kumun yuvarlak yapıda olması. Döktaş'ta yaşadığımız bir tecrübede %20, %25 oranında bağlayıcı ilavelerinde düşüş sağlıyor. Bu da gaz problemlerini çok ciddi anlamda düşürüyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca ekonomik tabii. Çok evet. Büyük kazançlı getiriyor. Onu da doğru. Edelim. Bir soru Can Demir'den. Diyor ki AFS elek dağılımı birçok etkiye sahip. Özellikle AFS numarasının tespiti ve kumun genleşme özellikleri açısından. Bu veri USR'den alınabilir mi? Alınabiliyor mu diyor. USR'den alınabilmesi için tabii kumun elek analizine tabi tutulması evet, lazım. Doğrudur. Bunu hangi aşamalarda elek analizi yapıldığında doğru veriler elde ediliyor diye şey dedim biz. Evet. Yorumlayalım. Which stages we need scent analysis? Screen analysis. Yeah. Screen analysis. Yeah, so if we, are you talking about in the initial test or when no. you're running it? During the first stage, second stage scrub, third stage scrub, your recommendation. Yeah, so when the system is installed, then I would just check it after the sand has been processed. And again, once per week is enough because the USR, once it's set, the parameters there, we're monitoring the main load of the driving motor. So if some parameters should change, then the load is going to change as well, and this will set off an alarm. So actually the system, once it's set, is very, very stable. So we only need to measure once per week, AFS, conductivity, ADV. That's enough. Burada da genel olarak ben kısaca bahsedeyim. Sistem bir kere set edildikten sonra zaten çok sabit olarak çalıştığı için belirli aralıklarla sadece elek analizi, ADV ve iletkenlik testlerinin yapılmasını tavsiye ediyor. Oğuzhan Atlıhan'dan bir soru var. Evet. Daha önce de soru soran bir arkadaşımız konuyla çok ilgili görünüyor. Evet. Seramik dislerin ömrü hakkında bilgi verebilir misiniz? Yenilenmeleri durumunda temini ve fiyatları hakkında bilgi verebilir misiniz? Diyor. Working life of the ceramic discs and also the prices. So the working life of the ceramics is typically 4,000 to 6,000 hours. 4 ila 6 bin saat çalışmaya göre. The price depends on the size, if it's a 5 ton an hour or 10 ton an hour system. But typically 8 to 12,000 euros for a complete set. Yani 8 ila 10 bin euro arasında bir komple set olarak düşünülebilir. 4 ila 6 bin saatte çalışma zamanı değerlendirilebilir burada. Sayın Konyar'dan bir soru var. Tecrübelerinize göre yatırım geri dönüş süresi ortalama ne kadardır? According to your experience, what is the payback for this type of investment? Well, it depends on the cost of new sand and the cost of dumping. But typically, I would say in most cases, it's less than 3 years. In some cases, we've done less than 2 years, in one in particular, 1.5 years. So certainly less than 3 years, probably the average is 2 years. Burada yeni kum maliyetleri de tabii ön plana geliyor. Ama genellikle tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki 3 yıl gibi bir zamanda bazı senaryolarda 2 ya da 1,5 yıla kadar düşebiliyor. Ama bunu en fazla 3 yıl, ortalama 2 yıl olarak düşünebiliriz. Bir soru var, bu şeyle, prosesle ilgili değil tabii. Kalıp kumunda döküm yüzey pürüzlülüğü için en önemli etken nedir diyor, gaz geçirgenliğine. Ama siz bu prosesi özellikle kumun yuvarlaklığının iyileşmesini referans olarak verdiniz. Diğerleri tabii kullanıcıların şeyine bağlı. Sormayalım bu soruyu. Evet.
AFS'nin döküm hataları kitabında bol bol anlatılan bir konu. Yaş kum kalıplamada ortaya çıkan seroksit hatalarının çelik dökümde kum kaynaklı sebepleri nedir diyor. Barış Ater soruyor. Ben bu konuyu bilmiyorum. Kendisi acaba tecrübesi var mı bu konuda? Yeah. We need your experience, Mark. For steel foundries, green sand molding, they have some surface problems like seroxide. Have you ever heard before? Can you suggest anything? I'm not so familiar with green sand and steel, but yeah. I know in a lot of cases that iron oxide is used as a scavenger for this particular defect, but I'm not an expert in this field. Kusura bakmayın, ben yaş kum ve çelik dökümhaneler arasında çok fazla bilgi sahibi değilim diyor. Son sorumuz Alper Melih'ten. Bentonit neminin %12 civarında olduğu düşünülürse bu oran sizce kum hazırlamada muhtemel bir sorun oluşturabilir mi? Bu tabii konumuzla ilgili değil. Ben bu soruyu sormamış olayım. Tamam. Çünkü kum hazırlamada %12 civarında bentonite olan bir bentonite çalışmak bu şeyle, bu prosesle ilgili değil. Sizin son olarak ilave edeceğiniz şeyler var mı Burak Bey? İlaveler var mı Mark'la birlikte? Yeah. Mark, would you like to add anything? The only thing to say really is that I'm a founderman, so I know that whatever we presented you today is maybe of interest, but actually you need to be confident that it applies to your foundry. So if you want to take it to the next stage, then we would want to process some of your sand in a pilot plant, do the tests on it, send the sand back to you, you make some castings, you get confidence that way, because everybody's applications are slightly different and we work with you to that effect. So that would be the way, if you're interested in taking it to the next stage, that would be the way that we would follow it. Burada genellikle sistem hakkında bir bilgi verildi ama ikinci aşamanın her dökümhaneye oturması için bizim pilot tesisimiz var İngiltere'de. Burada da her türlü testin yapılabileceğini, bununla ilgili artık eğer daha ileri düşüncesi olanlar için de daha farklı özel çalışmaların yapılması gerekliliğini bildirmek istiyor kendisi. Sizin var mı Burak Bey? Benim de söyleyeceğim bunlara ek olarak bu tesisin özellikle günümüz şartlarında kumun çok ulaşmasının gün geçtikçe zorlaşacağı bir dönemde çok ciddi olarak düşünülmesi gereken bir tesis olarak düşünüyorum ben. Her türlü mail adresim, iletişim adresim bulunmaktadır. Daha fazla ayrıntılı bilgiler için de benimle irtibata geçebilirler her zaman. Peki, biz sunumunuz, bizlerle olan paylaşımlarınız için size çok teşekkür ederiz. Kum konusu çok şey, çok hem dertli hem güzel bir konu. Hani küçük çocukların kumda oynaması, dökümcülerin de kendi kalıplama kumunda oynamasıyla eşdeğer. O çabalardan zevk almak gerekiyor. O kumla ne kadar başarıyla oynarsak, döküm parçanın da sağlamlığı konusunda o kadar iyi sonuçlar alırız. İyi sonuçlar derken kazancımız yüksek olur. Döküm parçamızın kalitesi yüksek olur. Hı-hı. Müşterilerimize daha iyi, daha kaliteli ürünler sevk etme imkanını buluruz. Evet. Ben bu vesileyle tüm katılımcılara yeni yıllarını kutlarım. Sağlıklı, güzel günler dilerim. Mark, thanks a lot for your participation and for your info you have shared with us. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. Thank you again, Sefi, for organizing this, and to all the members and of the Turkish Foundry Association and the delegates today. I really appreciate it, and I wish you all a very safe 2021 and COVID-free 2021. COVID-free. Ben de hepinize COVID'den uzak, mutlu bir 2021 yılı dilerim diyorum Mark'ta. Aynı temennileri ben de iletiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımları için. Seyfi Bey, size de
Çok teşekkür ederim böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Oldu. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye.